Fenerbahçe'den Emre Mor atağa Fatih Karagümrük Kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Sevgili seyirciler, Emre Mor Fenerbahçe'nin zaten kıskacındaydı. Süleyman Bey, Sayın Hurma Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu doğruladı. Ha biter bitmez bilemeyiz ama Emre Mor Fenerbahçe'nin transfer kıskacında. Bitebilir bu transfer, onu da söyleyelim. Volkan Demirel bir gün Fenerbahçe'ye dönerse Emre Mor'la dönmeyi hayal ediyordu. Çünkü Volkan Hoca onu oynattı. Geldiğinden beri iletişimi çok düzgün kurdu, çok doğru kurdu. Hayali benim duyduğum, hani bir gün Fenerbahçe'ye giderse yakın zamanda bu Emre Mor'la birlikte olurdu. Şimdi eğer Emre Mor giderse Volkan Hoca'sız gelmiş olacak ama Emre Mor'un Fenerbahçe gündeminde olması hiç de şaşırtıcı değil. Emre Mor'un için Beşiktaş'ın da ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Ben ama Karagümrük'teki Emre Mor. Tabii o. Yani bence geçmiş tamamen silelim, Karagümrük'teki Emre Mor. Tabii. Evet. Geçen seneki performansının yani üzerinden konuşuyoruz. Evet. Beni hiç şaşırtmıyor büyük kulüplerle adını geçmesi. İyi bir sezon geçirdi. Ama bunda da Volkan Hoca'nın çok büyük emeği var diyebiliriz. Demirel'in. İşte evet. Hatırla. Milli takıma neden alınmadı diye Süleyman Bey serzenişte buluyordu ki haklı sebepten. Çünkü yani Emre Mor bir değerdir sonuç itibariyle, öyle mi? Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da çok fazla gösteremedi kendine. Gösteremedi. Vigo. Hı? Vigo macerası var. O da tam istediği ama burada kendini buldu. Ya tabii ki. Karagümrük'te kendini buldu. Ama bir de Volkan Hoca'yla bir çıkış yakalayan bir Emre Mor'dan bahsediyoruz. O çok değerliydi. Ama bir anlamda da sanki geçmişi unutmuş da bir Emre Mor'u gördük. Hem özgüven kazanmış, hem pas trafiğini yapabiliyor, hem akıllıca bizim özlediğimiz Emre Mor'daki klasik futbolcu stilini oynamaya başlamıştı. Bu açıdan bence Emre Mor'un Karagümrük'e katkısı çoktu. Ama en önemlisi de Karagümrük'ün Emre Mor'a katkısı daha fazla olduğunu daha düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de katkısı olur mu? Bence olur ama tabii orada şu önemli. Hani Emre Mor Karagümrük'te bir çıkış yakaladı. Tamam, ben amacıma ulaştım, Fenerbahçe'ye geldim deyip de kendini salarsa tabii ki olmaz. Bence o çıkışını devam ettirmek zorunda. Burada da iletişim önemli. Jorge Jesus gibi bir hocayla da herhalde o çıkışı devam ettirir diye düşünüyorum. Ama ben Karagümrük'te önümüzdeki sezon olacağını tahmin etmiyorum. Tutmak kolay değil ama Karagümrük'ün burada isteyeceği bonservis bedeli. Bunlar da çok önemli tabii. Yani korkunç bir rakam istenirse bu transfer biraz zora girer tabii ki. Sence? Ben haber trafiğini bırakalım şimdi telefonda. Çok haber trafiği geliyor. Acayip haber trafiği geliyor. Kırşehir Belediyespor'dan bile haber trafiği geliyor. Ama transfer geliyor. Raporu böyle. Öyle. Amcam, Aydın amcam da benim Kırşehir Belediyespor'la ilgili birkaç bilgi daha verdi. O işin şakası ama şunu da söylemek lazım. Gerçekten çok Emre Mor'un Jorge Jesus'la uyumu iyi olur ama Jorge Jesus Emre Mor'la çalışır mı? Hmm. Bunu da bir okumak lazım. Çünkü ama hani biz mesela bu seneki Emre Mor'u gördük. Ama Jesus'un dışındaki bir gelişme mi bu? Yok, değil. Bence haberi yok, vardı. Yok, zaten gündemde. Evet. Vardı da. Ondan habersiz herhalde Fenerbahçe'de transferde adım atılmaz diye düşünüyorum. O yüzden Jorge Jesus'la Emre Mor bir araya geldiğinde çok farklı bir Emre profili de görebiliriz. Bir de orada Arda Güler. Of, evet. Değil mi? Ama Arda, ha bu arada şey için, Abdülkadir Bardakçı için de 3.3 milyon euro bonservis ödenecek. Benim aldığım istihbarat. Bir genç oyuncu söylemişler ama o nasıl olacak bilmiyorum. O zaman ben rakamları tekrardan dile getireyim mi? Tabii. Bir saniye notlarımı Bardak alacağım. Kişi. Evet evet, notlarımı alacağım. Özür diliyorum seyircilerimizden. Çünkü Fenerbahçe'nin ve Abdülkerim Parmakçı için Fenerbahçe 2.6 milyon euro. Beşiktaş 2 milyon 250 bin euro ama taksitlerle, 10 taksit zannedersem. Galatasaray ise bir futbolcunun bonservisiyle iki futbolcu da kiralık bir yıllık bir teklifte bulunmuş. Parasız.
Ya yani bu gelen, bana gelen ve resmi olan taze bilgi. Bahsediyoruz. Evet, evet. Taze. Şu an önümde zaten Abdülkadir Parmakçı için Fenerbahçe 2.6, Beşiktaş 2 milyon 250 bin euro 10 taksit. Galatasaray'da 3 futbolcu, 2 tanesi kiralık, bir tanesi bonservisiyle beraber. Bonservisiyle beraber olan futbolcu da Alparslan. Bunu söyleyebiliriz. Bu arada Beşiktaş da Bardakçı istiyordu. Orada ne oldu tabii bilmiyorum. Herhalde Beşiktaş'ın teklifleri tabii diğer tekliflerin yanında şimdi Konyaspor yönetimi bakar en iyi teklif hangisiyse onu değerlendirmek ister. Öncelikle nakite bakar. Nakite bakar ve paranın kasaya gireceği tarihe bakar. Taksitten öte. Dolayısıyla onları tercih eder ama tabii burada oyuncunun da tercihi örtüşmesi lazım kulüp tercihiyle. Benim işte o aldığım istihbarat da şu yöndeydi. Kim Min-jae'nin bir İngiltere macerası olacağı, Kim Min-jae'nin İngiltere gideceği ve ardından da Abdülkadir Parmakçı'nın burayı monte edileceği şeklinde. O yüzden 2.6 milyon euro da Abdülkerim'e verilen para olarak geldi bana. Bir daha söyle, tekrar et. Tekrar edeyim. Not alıyorum. Kim Min-jae İngiltere yolcusu. Ve ardından da Abdülkerim Parmakçı da, Bardakçı da, özür diliyorum, Abdülkerim Bardakçı da Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak şekilde gelen bilgi bana bu şekilde. Peki. Galatasaray'ın ilgisi vardı ama... Galatasaray'ın ilgisi vardı ama işte Galatasaray'ın ilgisi nakit olarak değil de futbolcu bazlı ilgisi vardı. Hmm. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray geçen sene daha düşük bedellerle Abdülkerim'i alıyordu. Hatta sunuldu. Ama o zamanki teknik ekip Abdülkerim'i istemedi. Burak Bey dönemi. Bir önceki dönemden bahsediyorum. Şey diyor, sezon başı. Sezon başından bahsediyorum. Ve daha düşük tekliflerle geleceklerdi. Daha düşük bir şekilde de olacaktı. Ama tabii ki Abdülkerim'in bu seneki performansı, ligimizdeki en değerli oyunculardan bir tanesi olması, hem transferini hem de büyük takımlara transferinin önünü açtığını düşünüyorum. Ben yetenekli futbolcu olduğunu biliyorum. Ve İstanbul macerası olacak, bu macerası da Fenerbahçe'de olacağını %80, %90 oranında söyleyebiliriz. Bana gelen bilgileri herhalde merak ediyorsun. Ben Seferovic'in, yani Cenk Ergün'ün Seferovic için İtalya'ya gittiğini duydum. Cenk Aykut. Ergün sefere çıktı diyorsun yani. Evet. Olur mu olur. Menajeri oradaymış. Tabii. Bütün menajerlik işlerini İtalya'dan yönetiyormuş. O zaman ben de şöyle söyleyeceğim. Devre arası diyorum bak. İkinci bölümde direkt net bir şekilde bilgi geliyor bana şu an. Seferovic demeye geliyor. Evet, onu da ikinci bölümde net bir şekilde dile ya getireceğiz. Ya doğru olacaksa ya yalanlayacağız. Ya tabii ki yani. Bunlar tabii dedikodu. Bilgi geliyor. Yani şu an çünkü çok futbolcu var. Bir de Galatasaray gibi bir takımın çok futbolcuya ihtiyacı var. Özellikle orta saha rotasyonda. Ama golcü gol attığında Halil Dervişoğlu yok şu an. Cagne var. Cagne de gidiyor galiba, öyle mi? Cagne, Gomis, Mustafa Muhammed bakacaksın. Ama Cagne... Hayır. Ya Cagne gitmiyor. Ben öyle bir şey... Yok gitmiyor. Yok, şu an ya Cagne bu aldığı paraları, oynamadan aldığı paraları bir şekilde maalesef başka yerde kazanamaz. Yıllık ama, neydi onun? Efendim? Yıllık ne ücret alıyordu? Tam hatırlamıyorum. Şu anda 3'lere buluyordu galiba. Hmm. Biliyorsun çok büyük ümitlerle alınmıştı. Bonservis rekoru kırılmıştı. Kasımpaşa'da çok yüksek bedellerle paralar verilmişti. Ama bir takım karşılığını alamadı Galatasaray.